Merhaba. İşçi Bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs 2024 Umut Taştan'ın İstanbul Bozdoğan kemerinde çektiği şu simge fotoğraf ve videoyla şimdiden tarihe geçti. AKP rejimi sadece Taksim'i değil, İstanbul'un merkezini kapatarak sokak eylemlerinden nasıl korktuğunu bir kez daha gösterdi. Bir ay sonra 11. yıl dönümünü idrak edeceğimiz geze eyleminden beri böyle. Erdoğan'ın paranoyası o günden bu tarafa her geçen yıl katlanarak büyüdü. Umarım ve dilerim tıpkı 2011-12 yıllarında olduğu gibi Taksim yine halka açılır ve coşkuyla kutlanır işçi bayramı. Bu sene olmadı, olamadı sadece. CHP lideri Özgür Özel bu bayram simgi olan Bozdoğan kemerine 100-150 metre kadar ötede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında kutlamalara katılıp hedef Taksim'dir deyip alandan ayrıldı. Ya içeriden ya dışarıdan daha ileri gitme uyarısı aldı. Bilmiyoruz. AKP'de her şey ters gitmeye başladı. Durum kontrol altına alınamıyor bir türlü. Önceki hafta İstakoz işte ve Rolex'i konuştuk. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapça bilmediğinin ortaya çıkması ve İzmit'te mizansen olarak kendini yerden yere atan AKP'li belediye meclis üyesi damgasını vurdu. İşler bir kere sarpa sardı mı toplamak mümkün olmuyor tamamı tabanı rahatsız eden, içeride homurtulara yol açan olaylar bunlar. Pahalılığı savunmaya çalışırken biri e neden çılgınlar gibi dışarıda yiyoruz, evde 3 liraya mal edebileceğimiz şeyler dedi mesela. Bir başkası içki pahalı, zina pahalı, çok günahları engelleyici bir şey diye zırvaladı. Düzelteyim derken de ayrı saçmalıyorlar. Konforları ilk defa ciddi biçimde sarsılıyor. Bunu gördüler. İçinde bulundukları araç bariyerlere çarpa çarpa ilerliyor ama hız kesmiyor. İçeride böyle de dışarıda farklı mı? Yakın zamana kadar her gelişme iktidara yarıyor, her sıkıştığında konjonktür hazretleri Erdoğan'ı rahatlatıyordu. Ankara geçen hafta iki mühim darbe yedi. Önce Alman Cumhurbaşkanı Türkiye gibi bir ülke nasıl ziyaret edilir onu gösterdi. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul turu Ankara temaslarını gölgede bıraktı. İkinci darbe ABD'den geldi. Beyaz Saray'ın bir türlü resmen teyit etmediği Erdoğan'ın ABD gezisi iptal edildi. Eldeki tüm verilere bakarak diyebilirim ki pazarlık masasında İsveç'e NATO vetosunu kaldırma karşılığında bu daveti koparan Ankara, ABD tarafının konuyu zamana yayarak gezi programını budaması üzerine istediği sonucu alamayacağını görüp vazgeçmek zorunda kaldı. Batı'dan artık Erdoğan'a davet gelmiyor. En son Zoraki Almanya seyahatinde Başbakan Scholz'la ortak basın toplantısındaki gerginlik kameralardan kaçmamıştı. Erdoğan, NATO, G20 gibi zirveler dışında batılı liderlerle fotoğraf veremiyor. Bu zirvelerde de olabildiğince çok temas ayarlanıp foto galeri oluşturuluyor. Dubai'deki iklim zirvesine sırf bunun için gitmişti mesela. Görüldü ve görülüyor ki dünya liderleri Erdoğan'a eskisi gibi alan açmıyorlar. Türkiye burnunun dibindeki Gazze savaşında başından beri etkisiz eleman. Amiyane tabirle savaşı ya da barışı Erdoğan'a yedirmek istemiyorlar. Eski ekilim yok. Ankara oyun kuramıyor. 10 yıldır kral çıplak. 15 Kasım 2016'da kaleme aldığım analizin başlığı Ben oynamıyorum dönemi idi. Fakat olmadı. Erdoğan içeride muhalefetin bahsettiği meşruiyetle yürürken dışarıda mülteci kartını ustaca kullandı. Medya mahallesinin de aklı yeni başına geldi. Arkadaşlar Özgür Özel'e akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği desteği ve 15 Temmuz'dan sonra yeni kapı mitingine katılmasını hatırlatıyor. Hafızam iyidir. Yıllardır bu tellere hiç basmadılar oysa. 17 Ekim 2016 tarihli analizimin başlığı Umarım bu topraklardaki son soykırım olur idi. 15 Aralık 2016'da Milletler Arası Hukuku Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasa Kızak'ta. Toplumu hazırladıkları şey bunu kalıcı hale getirmek diye yazmışım. Elbette defalarca da bu durumun sürdürülemeyeceğini belirttim. Tabii hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Halen de gidişat çevrilebilmiş değil. Kimi takipçiler yanıldınız hocam adam yine kazandı gibi yorumlar bıraktı. Kahin değilim. Erdoğan her defasında iktidarını sürdürmek için içeride ve dışarıda anlaşmalar yaptı. Umudum tükenmedi hiç. Uzun yıllardır iktidarın hiçbir politikasına destek vermedim. Her döneme işte iktidar trenine binenler yüzünden kritik edilmeyi hak etmiyorum sanırım. Unutmayın, öz eleştiriyi sorumlu mevkide olanlar, icranın içindekiler verir. Bu yönüyle Kılıçdaroğlu'nun son bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez mücadele edilir sözü bir tür üstü kapalı öz eleştiridir. Geçtir fakat doğrudur. Ne çare yaklaşık 14 yıl CHP'nin başında kalmış babam yaşındaki adamın bugün bu noktayı tutması sevinilecek bir şey değildir.